31 Mayıs 1915'te genç bir Türk subayı Arıburnu'ndan anne babasına bir mektup yazdı. Bu mektup savaştan geriye kalan en uzun Türk mektubuydu. ...31 Mayıs 1915 Pazartesi... ...Arıburnu. Sebebi hayatım... ...feyzi veli nimetim... ...sevgili peder valideme. Babacığım... ...valideciğim... ...Arıburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede... ...sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum. Hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a ki beni bu rütbeye kadar eriştirdi. Yine ilahi kaderle beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öyle yetiştirdiniz. Sebebi feyzi rıfatım ve hayatım oldunuz. Cenab-ı Hakk'a ve sizlere çok teşekkürler ederim. Sevgili peder ve valideciğim, göz bebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezihciğimi evvela Cenab-ı Hakk'ın, sonra sizin himayenize emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesine siz de eşimle birlikte lütfen gayret ediniz. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan başka bir şey isteyemem. İstesem de pek beyhudedir. Refikama hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır. O teessürü azaltacak şekilde destek veriniz. Ağlayacak, üzülecek tabii. Teselli ediniz. Ey akraba, dostlar ve sevenlerim. Cümlenize elveda. Cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun elveda. Elveda. Cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladım sevgili peder ve valideciğim. Oğlunuz Mehmet Tevfik. Mehmet Tevfik 2 hafta sonra şehit oldu.